Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin. Selavat. Allah gündüzümüzü, gecemizi mübarek eylesin. İki can da aziz eylesin. İnsan bazı böyle değişik alimden almışım. Yani geçen hafta da söyledim. Bir alimden aldım. Osmanlıca. Belki de öyle yazmıştır, bilmiyorum. İnsanı neyi kaldırmış? Çe yapmış. İç, san, iç. Yani ne demek? Sanılarla, zanları ile kendini inşa eden. İç, sanı, sanıyor. Yani zanları ile var olan. Şimdi insan... Onu konuşmuştuk da insan ama çok istisnaydı böyle. Çok ilgimi çektiği için ben naklettim seni. İnsan kendisini fiilleriyle seyreder. Kendi davranışlarıyla, kendi davranışları kendisine aynadır. Arif insan, çok çeşitli konuştuk bunu, arif. Ama her safhasında, her konuşmada farklı yönünü anlatmaya veya alimime düşeni söylüyorum. Arif, ilimlerle, bilgilerle kendini inşa eder ve kendi kendine şahit olandır. Arif demek, ilimlerle, bilgilerle kendini inşa, inşaattan kalsın. Sonra ihya, canlandırmak. Ağaç, kışın inşaat halindedir. Cansız bir binadır, kargastır. İçerisine, binanın içerisine insan oturursa o inşaatta ihya vardır. Canlanmıştır bina. Tamam. İnsan bilgilerle kendini inşa eder. İlimlerle kendini ihya eder. Kendisi kendisiyle seyrederse, kendi kendini seyrederse arif olur. Allah'a arif denmez. Allah alimdir. Yani ilim sahibidir. Ariflik kesptir. Maruf denilebilir mi? Maruf denilir. İsimdir zaten. İnsan çok acayip yani. Çok bana mukaddeme ama hep böyle ders çalışırken görüyorsunuz odamda. Dersimi çalışırken düşen şeyler böyle. Aynı ama ben de paylaşıyorum. Çünkü Rabbime söz vermişim. İnsan kendi hakikatine cezbolunmuş. Çok garip. İnsan diğer hayvanlar gibi değil. Kendisi kendi hakikatine uyanınca kendisi kendisini cezbediyor. Mehmet abi. Bak. Cezb olmuş. Kendisi kendisini cezbediyor. Kendisinde uyananlarla insan kendi hakikatine cezb olmuş, çekilmiş, çekilen demektir. Kim? Kendisi kendisiyle. İnsan bu cezbe kapılma nispetinde, insan kendi cezbesine kapılma nispetinde beşeriyetten sıyrılır. Bedensel hayatından sıyrılır. Beşer ise ne demek? Uyarıldıklarında, beşer nedir? Uyarıldıklarında haz veren, uyarıları bitince hazı biten, arkasından acı ve pişmanlık getirendir. Ama insan öyle değildir. Uyarsın uyarmasın, o lezzet bakidir. Beşer ne demek? Hazları, beşeriyetimizi. Yani his ve heves. His, maddeye dokunmak. His. Heves, içseldir. Yani gurur, kibir, böyle. Onların anlatır. Beşer dokundurulduğunda hazı, hissi, zevki vesaire uyanmış. Dokunmak kalkınca his ve hevesi ortadan kalkan ve kalktıktan sonra enkaz olarak pişmanlık ve nedameti bırakır. Beşeriyet. Keşke der. Peki beşeri fiiller ademi midir? Yani mazisi ve mustakbeli beşeriyette kalmışsa ademidir. Ana baktığı için.
Ama mubah ve meşru fiillerini eğer insaniyetine mal etmişse vücudidir. Beşer mesela, herkes beşerdir. Ama aynı zamanda insandır. Dört var ya, nebatı yaşar, camidat yaşar, nebatiyeti yaşar, hayvaniyet yaşar, insanlığı yaşar. Ama insansa beşeriyeti vücuda dönüşür. İnsanlıktan nasibi yoksa ademi, ademe çalışır. Çünkü elem, acı, bunlar vücudi midir? Vücudidir ama ademe hizmet eder. Mesela günahlar vücudi değildir. Elemler de değildir. Ama sevaplar ve lezzetler vücudidir. Hizmet eder. Şey de söyler, 32. sözde, imanın lezzeti, sebep gerekmez. Yani, bir, yani ille imanın lezzetini alabilmek için kafir olmaya gerek yok. Vücudun lezzeti, vücudun lezzeti alabilmen için yok olmana gerek yok. Orada anlatıyor. Aşkı biraz daha şey yapayım, aşk. Aşk çok ilginç bu da. Kendi kemaline aşkın, tutkun, cezbolmuş demek. Aslında Ayşe'ye, Fatma'ya, Hasan'a, Hüseyin'e aşık olduğumu zannediyor ama kendi hakikatini aynada gördüğü için ona cezboluyor, aşık oldum diyor. Aslında buna delilim nedir? Eskide tasavvufa giderlerdi, evladım demiş, aşık oldun mu? Yok, git aşık ol da gel, yoksa yok. Bir anlamazsın. Ama çok gelmezmiş tabii, aşık olunca batıp gidiyormuş bu yöntem işte, onun için biraz tehlikeli. Çok az kişiye nasip olmuş. Yunus Emre gibi, şunu tek tük sayıyorsun. Adam aşık olunca nasıl kurtaracak? Ha, niye aşık oluyor? Aşkı mecaziden aşk hakikiye geçmesi için aşık olması lazım. Çok zor yöntem yani. Misal öyle değil. İlimle bilgi arasında biraz daha 290'dan biraz bahsedeyim. Ya kadın olması şart mı? Dünyada olur değil mi abi? Dünyada olur. Tabii tabii. Muhabbet olur yani. Muhabbet de olur. Ama bu aşk hakiki, aşkı mecaziden şey yapmışlar. O değil ya. O muhabbet denilir. Aşk böyle bir şey. İbn-i Farid gibi değil mi sana bu aşk? Ne yapmış? İbn-i Farid. Hani aşkı hakikiye çeviren... Evet, çok çok az kişi vardır. Çoğusu batmış gitmiş ya. Zahiri ilimleri yapıyoruz ki, fenleri yapıyoruz. Batını yöntemlerle uyandıralım, uyandırılalım diye. Bunları niye konuşuyoruz? Bu bilgidir. Tefekkür edersek ilim olur. Uyandırıldığın kadar, uyandırıldığı kadar ilimdir. Tasdik demek yani. Uyanınca da bizi yutmaması, peki bilgi yutar seni. İlim seni taşır. Hazreti Ali diyor ya radiyallahu anh, mal diyor sen korumaya muhtaçtır, malını sen korursun. İlim mi elde edersen, ilim seni korur. Bilgi seni taşımaz. Sen taşımak zorundasın. Mesela gurur verir, kibir verir, enaniyet verir, tahakküm yaptırır. Mesela bir ilimle tahakküm yapıyorsak, gurur, kibir geliyorsa o ilimle, o ilim değil, o bilgidir. Seni bir yere taşımadı. Eğer sende uyandırmışsa o bilgiyi, seni bir yere taşımışsa, seni yutmamışsa, uyandırmışsa ve davaya kalkmamışsan o ilimdir. Ölçü o. Cezbe ile kendini aşmana vesile olur. Allah Allah. Çok ilginç yani. Şimdi bir de manayı konuşmak istiyorum. Geçen konuştuk ama eksik oldu. Baktım ki eksik oldu. O manayı biraz konuştuk. Burada iki hafta önce Abdullah kardeş mana nedir diye sormuştu hatırlarsanız. İki hafta önce şurada oturdu. Orada bir şey dedik ama eksik oldu. Onu tamamlamak istiyorum. Mana. Merak etmek isteyen varsa mana. Bu tabirler arkadaşlar tabirlerle lügatların farkını hep derim. Bir daha tekrar edeyim. El tekrarun ahsen, tekrar iyidir. 180 dahi tekrar edilse. Ve lefkan 180.
bilgi, İbrahim, bilgi nüfus cüzdanına benzer. Ciddi o, sayfan o. Yani sokakta nüfus cüzdanı bulsalar. Misisli bir İbrahim varmış. Efsane diyorlar. Tamam mı? Yani böyle şeyi söylüyoruz, bir tatlı güzel bir şey yemek olunca oradan kalmış. İbrahim nasıl, bu yemeğin tadı nasıl falan, adam diyemiyor, şöyle diyor, abi efsane. Ondan kalmış. Sileceğiz, merak etme. Nüfus cüzdanı bulsalar Ahmet sokakta, böyle bir adam varmış. Hataylıymış. Ha? Fakat seninle yemek yedi, seyahat etti, tanıdı, itikadın isterini vesaire. Bu tabir. Risale-i Nur hepsini kullanıyor. Lugatla kanaat etmeyin. Lugatla adamı tanırsın. Varmış böyle. Ama adamı bilmezsin. Tabir. Peki tabir sonuç mudur bunlar? Hayır. Bunlar da tefekküre malzeme olacak. Onun için kullanıyor. Mesela cezbe dedim, değil mi? Arif olan cezbeye kapılır. Hangi cezbeye? Kendisi kendisinde uyandırılan, kendisi kendisini uyanmış, kendisinde uyandırılanlar var ya, onunla cezbeye kapılır. Arif bu adam. Arif ani seyreyler. Anı seyreyler. Şimdi manayı söylüyorum, mana. Sana dişsel olan, sana anlam veremez ki, buna beşeriyet denilir. Biraz önce beşeriyeti konuştuk biraz daha. Sana dişsel olan, diş dünya olan, sana mesela anlam vermez. Mesela kimya, fizik sana bilgi verir. Biraz önce anlattım ama onunla tanımlanırsa, onunla anlam kazanırsa o marifet marifetullah olur. Ve acayip de bir şey olur. Bakışı da acayip olur bir kimyacının, bir tıpçının, bir mühendisin. Ama anlam kazanmışsa. Yani onun için ben feni o kadar seviyorum ki zaten derslerimde hemen hepsini kullanıyorum. Çok seviyorum ve tazedir derstir. Mesela şeyi çok merak ediyorum. Biyolojik yapıyı insanın, ruhsal yapısının dışında bedensel ve doğa ilimlerine çok yatkın şeyim var, merakım. Şimdi ise sanal var ya, sana dışsal olan, yani senin dışında olan şu mevcudat, sana anlam vermiyorsa beşeriyetine kuvvet verir. Nedir o? Kariyerini kazandırır, makam olur, ilim olur. Yani onunla bir kariyerin olur, beşeriyetin kuvvetleri olur. Anladınız mı? Sen benim dışımda. Eğer o bilgiler, mevcudata taalluk eden bilgiler, hakikatıma, felsefe ile ereğime, usuma, tözüme, felsefe tabirleri, öz, töz, erek, aslıma, yani bizim tabirle hakikatıma, bağlamama vesile olursa, ereğine, aslına, hakikatına bağlı olarak beşeriyetini, hatta mevcudiyetini ortadan kaldırabilecek kadar o acip bir vücut sahibidir insan. Yani mevcudata ait bilgileri hakikatıma varmak için ip olarak, merdiven olarak, dürbün olarak kullanabilirsem beşeriyetimi ortadan kaldırır. Tamam? İç san olurum. İnsan olurum. Daha mana bitmedi. İnsan oldun mu abi? Oldum. İnsan. Beşeriyetle insan. Farkı söyledik. İnsan. Gayeye bağlı olan insan anlamdır. Yani insan hakikati orada. Esma-i ilahiler beni meydana getiren, onlara hakikat denilir. İnsan bilgileriyle hakikatına bağlı olursa beşeriyetten çıkar, insan olur. Bu şey gayeye, o hakikatıma bağlı olan ipe anlam denilir. Hakikata bağlılığın kadar. Misal vereyim mi İbrahim? Adana'da Zorkun Dağları var, değil mi? Şeyde, Osmaniye'de askerlik orada yaptım ben. Zorkun. İstikamet Zorkun. Marş marş böyle derdik, denilirdi bize. Abi alıyorum dağcıların
ipini attım. Attım tepeye. Attım. Hakikatim o. Hakaik eşey sabit etun. Hakikat esma ilahiyedir. Yani biz esmadan da yaratılmadık. Şuunattan bir şey, sıfattan bile değil. Şuunattan, mahiyetten şeyler var. Ha, hakikat bu. Tepeye attım mı abime? Attım. Şimdi çıkıyor. Hakikat. Ondan sonra kullandım bu atma yöntemleri, ip mipler. Bunlar da beşeriyet. Çıkan kim? İnsan. O bağın adı nedir? Bağın adı anlam, mana. Çünkü niye? Çıkarken Allah Allah, vadilere bak ya. Ceylan var, tavşan var, dereler var, kartallar var. Yani çıkarken şahit olduklarım. Devam ediyorum. Araçları yani soru soracak mı? Tabii tabii değil. Şu anlattan mahiyetten şeyler var bizde, hani yaratılmış mesela. Peki abi neden bizim hakikatimiz yani esma-i ilahi oldu? Yani onlarla onlar temsil etti yani mesela. Ha şimdi şu. Bu alemi esma bizde ne yaptı? Onu söyleyeyim, temelde çözüm olsun. Esmanın bizdeki karşılığı ne? Cilve, cemal, nakış, sanat. Şu bedensel hal. Zahirine, insanın zahirine kaç tane esma var diyor en az zahirine? 20. He? 20 mi? 70. 70'ten ziyade. Hangi pencerede söyler? Pencereler Risalesi'nde. Peki, hayvanda kaç tane esma var zahirde? 20. 20. Tamam mı? Bunlar hep esma ilahiye. Zahirde esma. Onun için hakikatimiz bu. Peki, sıfat nedir o? Subutu sıfatın içerisinde ne var? İlim, irade, sem, basar, kudret, kelam, ayak. Bunlar da bak sıfattan gelmiş. Zatı sıfattan neler gelmiş? Vücut, beka. Beka ondan istiyoruz yani. Evet istiyoruz. Vahdaniyet, muhalefetun lil hadis. Hiç kimse kimseye benzemiyor. Muhalefetun lil havadis. Her şeye muhalefet ediyorum. Her şeyi muhalifiyim. Hiçbir şey değilim. Hiçbir şeyden de değilim. Ben benim, ben de ben değilim. Muhalefetun lil havadis. Tamam mı? Ama öyle bir mahlukum ki, kıyamı bir nefsiyim. Kainatın kıyamıyım ya. Kıvamıyım aynı zamanda, kıvamıyım vesaire. Şuunattan ne gelmiş İbrahim'im? Soğan gibi cücüğünle koy, pergeli, oradan düşün. Şefkat-ı mukaddesi. Bizde şefkat-ı mukaddesi yok, haşa. Bizde şefkat var. Allah'ta şefkat-ı mukaddesi var. Çık dışarıya, muhabbet-i münezzeh, Allah'ta var. Allah'ta muhabbet-i münezzeh var, bende muhabbet var. Allah'ta sevk-i mukaddes, surur-u mukaddes, lezzet-i mukaddes, memnuniyet ve iftihar mukaddesler var. Bunlar bende çıplakları var yani. Muhabbet, sevk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar. Beni memnun ettin, Allah'a da memnun ettin. Allah senden razı olsun, ben memnun ettin, Allah da seni memnun etsin vesaire diyoruz ama Allah'ta memnuniyet var ya, bize oralardan gelmiş İbrahim. Daha bir şey söyleyeceğim, tamam mı? Bak, esmadan bunlar gelmiş, beşeriyetimiz. Sıfattan işte sen basar kelam gelmiş, öteden bir şey örneği gelmiş, şunlattan bu gelmiş, mahiyeti zatiyeden ne gelmiş bize? İman. İman en merkezden geldiği için, mesela Zorkun dağının tepesine yağmur ya şey, nehir geliyor, dere geliyor. Önüne alanı, önüne aldıklarını ya çözer kimyada, eritir veya taşır. Taşır değil mi böyle? Ha. İman mahiyeti zatiyeden geldiği için içerisinde şuunat-ı zatiye var. Sıfat-ı zatiye var. Sıfat-ı kutsiye var. Esma-ıyla esmalar var. Her şey var. İçerisinde Allah var ya. İman. İmandan daha ne vermiş? İman gaybadır değil mi? İman gaybadır. Kabı kayfsende Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın kelamına ve rüyetine mazhar olmuş. Gayblıktan çıktı. Hem konuştu hem gördü. O imanla, o iman gaybı nedir? Sirri insani. Bendeki o. Bende o var. Bendeki o.
Onda ben ne varım? Onda ben varım. Bendeki, enedeki oya ne denilir? Sırrı insani. Ha, o sırrı insani imana da gayiptir. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Sırrı insani nerede gelmiş abi? Bilmiyoruz. Nasıl abicim? Heh. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abi öyle bir noktadan iniyorum aşağı şu anda. Rize'den. Ama... Aynen. Dereyde aşağı inerken, hele ki şu dereye bakarken siz benzer şeyleri zikretmeye başladınız. O yüzden en azından şöyle bir resmini gösterip öyle geçeyim istedim size. Müsaade verirseniz ekranın görüntüsünü bir açayım, bir göstereyim size. Oraya atla, biz sen o kardeşler görsün, olur mu? Ben şey yapayım, devam edeyim. Tamam tamam, devam eder abi yani. He. Beşeriyetin hakikati esmadır diye esek mesela, insaniyetin hakikati ne olur? Ha, insan nedir? İnsan. Tamam mı? İnsan olabilmesi için o kürs var ya, nefsi emmare, en diş kabuğu. Levame, mulime, mutmaine, raziye, safiye. İnsan bunlar. 11. hakikatta diyor ki, yani ne yaparsak insan oluruz sorusu değil mi? Ha, o 10. sözün 11. hakikatında 11 tane madde zikrediyor. Başka nerede zikrediyor? Şu anlar 208'de insan nedir? Tamam mı? İnsan nedir? Biz buraya niye geldik biliyor musun? İnsan olmaya geldik. Biz insan olmadayız. İnsan değiliz İbrahim daha. Beşeriz. Ne demek beşer? Bir şer. Şerlerle dolu. Hak da var, batıl da var. Her şey var. Duman yani. Al. Şu var ya şu. Şu beşeriyetimiz budur. Serbest bölge. Bak burası. Şu. Beşeriyettir. İman, küfür. Bunu bilmeyen çektiği azap. O azaptan kurtulur, sultan olan anlar bizi. İlim. Ya bu beşeriyette bak bunlar var. Ne varmış? Şeytanların vesveseleri, kafir cinlerin vehimleri, erbaa habiselerin negatif enerjileri, mevad-i şerilelerin, yani bunlar ne demektir çok yaptığım için, mevad-i şerilelerin buhayrat muzahrefeleri, yani mesela çöplüğe gittiğiniz zaman oradan bir gül bahçesine, İsparta'ya gittiğini zannetme. O mevad-i şerire, yani mekanın şer olan meyhanede, gayrimeşru yerlerde o cinste koku olur. Cemaat ve komitelerin habis ruhanileri. Ustad diyor ki Bitlis'teki şeye git diyor, Seydan'ın meclisine git. O bir ilçe var Bitlis'in. Yok. Nurşin. Nurşin. Nurşin'e git, medreseye git diyor. Oradaki Seyda bir şey diyor, onun şeyine git, insan suretinde melekleri göreceksin diyor. Gidin Paris'e diyor, Mason hocalarına gir diyor, Risale'de geçiyor. İnsan simasında şeytanları göreceksin diyor, bu. Başka, geçmişin olumsuzlukları var bir sürü. Ona takılıyor insan. Sırf ona takılıyor ya, beşeriyetine var ya, bir sürü günah var, var tabii ya. Günahsız olsaydık zaten bizi kaldırırdı. Günah işlemeyen melek vardı. Olacaktı ha kardeşim. İnsanız. İnsanız ya. Ama başka sistemi aktif et. Günahına mukabil başka bir sistemi aktif et. Tövbe, istiğfar, nedamet, dua. 4 tane. Ve Allah'ın rahmetini celbediyorsun. Eğer bu günah özelliği olmasa Allah erhamur rahimin olmazdı tövbe. Başka nazar, beddua. Nazar var ya göz. Beddua, ah almamak ve lanet okumamak, okumalar buraya girdi. Buna mukabil, meleklerin ilhamları var, şeytanların vesvesesine mukabil. Kafir cinlerin vehimleri vardı, Müslüman cinlerin müsbet düşünce vehimleri var. Erva habiselerin negatif enerjilerine mukabil, erva taibelerin enerjileri var. Mevad-ı aliyeler, şu âli mekanların şahs-ı manevilerin timsalleri var. Kimler burada dolaşmış? Git mesela Ayasofya'ya, git şeye, Sultanahmet'e, hissedersin Osmanlı'nın ruhunu. Sonra geçmişin müsbetleri var. Şurada yani. Başka?
Cemaatin şahsi manevisi var. Senin bir şahsi manevin yok mu ya? Yani kendini neyle tanımlıyorsun? Mesela sırf belediyeci misin sen? Sırf sen doktor musun ya? He? Sırf sen tekstilci misin? Yok. Bunlar beşeriyetimizin iktisası, sevk idaresindeki vesileler. Aslan ben nur talebesiyim. Ben Rabbimin kuluyum. Ben Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyim. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin talebesiyim. Yani Risale-i'nin talebesi. Bak, kendini neyle tanımlıyorsun, nispet ediyorsun? Nasıl anlam aldın? Ben nur talebesiyim ya. Dünya ve ahirette kabre girdiğim zaman ya adam dedi ki ya beni götürüyordu. Götürüyorlar mı? Yani özel koymuşlar tabii. Sanki bu sokak adamı biliyor beni. Sağma sola koymuyor. Normal bir gardiyan. Mesela koydular bana o süsü verdiler ama adam kurt adam ikisi de. Götürüyor beni. Koğuşuma götürüyor. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Yürüyorum. Ya hocam şey sorabilir miyim? Yüzüme bakma kameralar çekiyor. Sanki özel değil ya. Sor tabii. Nereye çalışıyorsun dedi ya. Kime çalışıyorsun? Ya bu nasıl bir cesaret? Yani? Boyun değmedin, özür dedi denemedin vesaire. Nasıl bir cesaret? Yani demek ki kime çalışıyorsun? Var ya mafya filmleri gibi. Kime çalışıyorsun? Ben de dedim ki hem öyle bir cevap vereceğim ki hem cevap olacak hem de seni tanıyorum ha. Seni gönderenlere de ki benim kime çalıştığımı hala bilmiyorlar. Onlar öyle de seni bana gönderenlere de ki kime çalıştığımı bilmiyorum. Niye öğrensin dedim. Bak. Niçin söyledim? Cemaatin şahsi manevisi. Kime çalışıyorum? Kainatın patronuna çalışıyorum. Başka? Nazar, beddua, ah almak, lanet okuma yerine aldığın dualar, hizmetler ve müsbet nazarlar. Hep beraberiz. Adam bak dağdan iniyor diyor. Öteki bilmem nedir. Mesela diyelim veya vid olacak. Adam oturduğu yerde bu dersleri şahsı manevinin şeyin nimetine bak. Ya bu dersleri kendi aleminde nasıl çıkaracak? Ötekisi fitil getirecek, ötekisi gaz getirecek, ötekisi bilmem ne yapacak. Olacak. Böyle işte. Ha buraya girdi mi? Ne anlatmak? Bu beşerdir kardeş. Sonuç değildir bu. Ki korkuyorsun. Bu beşeriyettir. Bundan sonra bu berzahtır. Akıl berzahtır. Bundan sonra ya insan olacaksın böyle ya şeytan olacaksın böyle. Sistem böyle çalışıyor. Mesela bugün canlı şey bitti ses kaydı yaptım. Ya bazen hoşuma da gidiyor tövbe estağfurullah. Sonradan Rabbimle korkuyorum. Şeytan size apaçık düşmandır. Ulan şeytan bana ne kazandırdı? Dedim ki sabah kahvaltısındaydı değil mi? Kahvaltısında Mehmet'le konuşuyoruz. Bir bakıyorum adamın tek tük cuması var. Beş vakiti de yok. Yani bak etkilendim ki. Bir orucu var. Cuması da tek tük. Allah'a öyle itimat ediyor ki. Allah'a ve mülayimindir ya. Ne böyle şey yapıyorsunuz? Ne korku yüceltiyorsun böyle korkuyorsun falan ya. Allah affeder ya diyor. Bir bakarsın vay be. Allah'a nasıl bir tevekkül teslimiyeti var be. Böyle olsun lan. Oysa ayette diyor ki günahlar diyor Allah'ın rahmetine güvendirtilmesin diyor. Yani Allah'ın rahmetine, affına güvendirip size şeytan günah işlettirmesin diyor ayet. Bir şey diyeceğim size de çok önemli. Bak günah yapıyor, ibadet yapmıyor. Allah'ın rahmeti zirvede, aleminde. Tamam? Koy bunu. Öteki sırada bir abid namaz kılıyor, oruç tutuyor, koşturuyor davaya. Yeis, ümitsizlik de bunda. Ümit de yok o kadar. Korku bunda. Desen korku bunda. Bunda yok. Korku bunda, ümitsizlik bunda falan. Ne yapacağız ya kabirde Allah'la ne hesap vereceğiz? Şimdi namaz kılana korku pompalıyor. Namaz kılmayana ümit pompalıyor. Bu namussuz. Bu yapıyor. Bu adam yapıyor. Oysa şeytan bunu buna vermesi gerekirken. Anladın mı? Rahman-ı Rahim bu demesi lazım. Affların. Evet bir sürü elhamdülillah günahımız var ama çok şükür ki davasında koşturuyor demesi lazım. Adam hiç namazı yok. Senden benden daha ümitli. Şeytan yaptırıyor. Çünkü sarih ayet var. Yani Allah'ın merhametine, şefkatine, affine sığındırıp günah işlettirmesin o adama. O adam. Şimdi son şeyimiz bitiyor. Vay 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 o kadar oldu mu ya? Manaydı. Manayı konuşuyordum. Demek ki gaye bağlı iken
rastladığın şeyler manadır, anlamdır. Eğer araçları amaç yaparsan put olur. Hakikatine giderken... Hakikatine giderken araçları amaç yaparsan, vesileleri asıl yaparsan o put olur. Putperest olursun sen. Buyur kardeş. Selamünaleyküm, bismillah. Abi, manasız intikal edebilme bir sistemi var mı insanda? Bunu nasıl biliriz? Mana olmayacak ama sen de o sistem sana kullanıyor. Var. Var. Meme'yi diye nispet ettim. Ben dedim acaba yanlış mı yazdım diye. Öyle mi, o zaman ben yanlış şey yapmışım. Düzeltelim. İmdadatım imme olacak. İmdadatı hususiye, ihsanatı mahsusa. İmdadatı hususiye. Nerede geçiyor bu? Kastamonu 221. Allah Allah. İmdadatı hususiye mi? Hususiye, ihsanatı mahsusa. Ha, mahsusa hangisine diyor? Mahsusa ihsanata diyor. Ha, H'ler o değişiyor. H-M. Ha, tamam. O zaman değiştirmen lazım. Akıl, gördün mü? Bak yanlış yaptın. O da has. Has. Adana. Ha. Denizli. Bu anladım. Bunların sonucudur has. Mesela ihsanatı mahsusa. H-M. Tamam. İhsanatı mahsusa. İnayeti hassa, imdadatı hususiye, bütünselli hats olarak da çıkar sende. Bunlar anlam olmadan, mana olmadan seni rahmet ile celbediyor. Devam edeyim manaya, çünkü dese yapacağız. Araçları kendi kendinizi de şirk koşmuş oluyorsunuz. Araçları kendi kendinize şirk koşmuş oluyorsunuz. Aynı zamanda insan görünmez varlıktır mana itibariyle. Göreni göremezsiniz. Gören var ya, göreni göremezsiniz. Bak gözü göremezsiniz. Hisseden hissedemezsiniz. Anlamlandıranı anlamlandıramazsın. İlla aynen gerekiyor. Göremediklerimiz gözükmeyenlerin dışsal, etsa ve efratlarıdır. Mevcudiyetlerinin belirtileridir. Bunlar hepsi anlattığım manadır. Şimdi akla başlıyoruz. Biraz acele ettim çünkü Ali'yi de şey yapmadık. Akla geçelim ama belki hissi şey yapmıştır. Söyle Ali, kusura bakma. Söyle. Söyle, kırılmasın. Belki kırılmıştır. Dinliyor mu Ali? Yok abi, kırılmak yok. Siz devam edin. Tamam. Peki bir şey söyleyeceğim abi. Bu hads mana sistemin ile sende uyanmıyor mu? Evet. Çok. Sifonla olmaz. Manalarla uyanan var. Hads sende uyanır. Aniden doğar mesela. Hayır, manaları uyandırmıyor mu? Şöyle, manaları uyandırıyor da birbirine kuvvet veriyor. İtikat, iman gibi. Mesela hat doğdu mu? Hat zaten sebepsiz uyanmak. Tamam. O uyanana ne denilir? Mana. Mana diye getirdi. Manaları böyle kullanırsak hatsa sebebiyet verebiliyor. Ama mananın ille zorunlu hads değil. Çünkü hads sebepsizdir. Sonuçtur. Abi ben şunu diyecektim. Şimdi yine aynı şeyi konuştunuz. Şimdi Allah Celle Celaluhu zatına bakan tarafıyla bir şey bilmesi için bir sebebe, bir manaya, vasıtaya ihtiyacı yoktur. O Allah'tır. İnsandaki bir sistem manasız, sebepsiz, vasıtasız, zeminsiz bilebilme, anlayabilme bir sistemi varsa bu Allah bu noktadan zatına bakar mı? Evet. Zatı, yani Allah ismine bakar. Rahman ve Rahim sebeplere bakar. Bismillahirrahmanirrahim'de 3 tane isim var. Allah sebepsizdir. Allah ismi, ismi azamdır. O da isimdir. Rahman dışsaldır. Mülk cihetine bakar. Rahim içseldir. Enfusi tarafına bakar.
Allah ise ikisinin dışındadır. Şimdi akıl 52. sayfa size gönderdim. Bugün gönderdim. Bakar mısınız? Bir tanesi açtınızsa ben devam edeceğim. 52 mi? 52. Zannediyorum orada kaldık. Bu manasına karşının bizde uyandırdığı şey değil mi? Evet. Empati gibi. Evet. Yani mana kalp insan dedi deme de o mana aslında esmaları giderken artık o mevcudattan uyandırılan o mana mevcudata ait mana. Yani bütün mesela bu psikolojinin temel sorunu da otizmin dahi diyorlar. Empati yapamamak diyorlar. Hepsinin temel sorunu psikozunda. Bugün mesela bununla alakalı bir ses kaydı gönderdi mesela. Bu çok önemli. Belki de 6 dakika sürmüştür o kadar. Ama çok acayip. Nedir o? İçsel çelişkiler var ya psikolojide, sıkıntılar. İçsel alemde. Bir, koy. İki, ailevi sorunlarını. Hepsine cevap olacak. İçsel sıkıntılarım, çözüm. Niye böyle çatışan, ikide bir değişken şeylerim var? Koy. Ailevi sorunlarını koy. İçtimai hayatta münasebet kurduğum de çıkan sorunları koy. Üç mü etti? Dört. Benimle Allah arasındaki haf ve reca bir sorun o da. Korkuyorsun, ümitleniyorsun. Hepsinin çözümü nedir biliyor musun? Şöyle bak. Ben idare edilen miyim? İdare eden miyim? Hangi tarafın tarafındayım? Mesela eve uygulayayım. En bariz olsun ki diğerleri kolay. Şimdi hiç olmayacak bir şekilde kadın bağırıyor. Veya adam bağırıyor yani. Adam bağırıyor erkek. Veya çocuk. Hiç sebep. Haksız. Zahiri adalet var değil mi? Haksız. Yapmaması lazım, dememesi lazım. Şöyle sor. Sakın hak arama. Ben bu evde idare edilen makamında mıyım? İdare etme makamında mıyım? Sorabilirsen o anda hepsi affoluyor. Yani o bağırması lazım. Şey demiş ya, Osmanlı'nın kuruluşunda bir zat var, güzel bir şey demiş. Bundan sonra kızmak bizden, af senden. Bundan sonra istemek bizden, vermek senden. Osman kuruluş, Osman mıydı? Ertuğrul Gazi. Ertuğrul Gazi'ye söylüyor şey. O, neydi o? Edip Ali Hazretleri. Şimdi evde ben idare edilen makamında mıyım? İdare etme makamında mıyım? Bak bakalım. Ben idare etme makamında mıyım? Hepsini hoş görüyorsunuz. Tabii ya, o idare edilecek. Sakın şu aldatmasın sizi. Külliyatı çok iyi biliyor. Vallahi böyle öyle atıflar yapıyor ki çok yerde ezberde. Acayip de takvası var. Aldatmasın sizi bu. Peygamberimizin hadisi de var. Ayet de var. Kişinin namazı sizi aldatmasın diyor. Ayette değil mi? Maun suresinde mi geçiyordu? Hadis aldatmasın. An selat-i imsan. Hadiste de kişinin namazı aldatmasın. Nedir o? İdare etme makamında isem hanım da hakaret edecek, çocuk da edecek. Bu makamdasın. Yani atıflı ders yapıyor. Bu adam ya bu, hayır. Kendisine sorsun. Peki ne getirir? Naz yapamazsın. Beni anlamadılar. Beni sevmiyorlar. Beni aramıyor. Beni telefonlarıma cevap vermiyor. Bu hep nazdır. Hep idare makamındasın sen demek. Ben sevilmiyorum. Takdir görmüyorum ben bu evde ya. Ben bu evde hiç takdir görmüyorum. Onaylanmıyorum, sevilmiyorum demek. İdare edilen makamındayım demektir. İdare etme makamında isen dağ gibisin, fırtınalar sende ortaya çıkacak, ovalar su istifade edecek. Şimdi Allah'a karar vereceğim. Bu doğru mu yanlış mı? Allah haşa ile ben hangimiz idare merkezindeyiz? Şimdi rol değişti. Evde rolüm ayrıydı, şimdi Allah'a değişti. Kabir, canım ne zaman çıkacak? Nasıl çıkacak? Kalp kriz mi olacağım? Korona mı olacağım? Kimin? Hangi makamın vazifesi bu? Yani belediye başkanının mı veya belediye bağlı olan bir çöpçünün işi mi?
Bu kainatın patronunun işi. Nerede canım çıkacak? Korona ile mi? Kalp krizi? Onun işi. Ha, onun işini ben çözmeye çalışıyorum. Şöyle olsa daha iyi olur. Böyle. O olur. Ha, onun işi. Karışma. Sen idare edilme makamındasın burada. Hani roller değişti. Evde değişti. Şimdi kainatta. Şimdi isteyen benim kainattan. İstenilen kainattır. O merkezli düşüneceğim. Kimyacı. Kendisine göre doğayı değiştiremez. Doğaya göre düşüncelerini, formüllerini değiştirecektir. Güneş enerjisine göre paneller yapacaksın. Yoksa panellerine göre güneşi yapmaya çalışma. Güneşi değiştiremezsin, sen değişeceksin. İçsel alemde. Tamam. Bu gelen his ve fikir yönetim makamında mı, yönetilme makamında mıdır? Bu ben miyim, bende arizi olan bir şey midir? Daimi devamlı çıkar mıdır? Bu çok önemli. Yani idare edilen makamında mıyım, idare etme makamında mıyım? Bunu soruyu bulursak cevabı evde sıkıntı olmaz ki. Niye? Ya niye böyle oluyor, niye böyle diyor? Ya Allah Allah, durup derken bunları niçin sayıyor ya? Tabii ki sayacak. Tabii ki diyecek ki beni niye anlamıyorsun? Beni niye onaylamıyorsun? Niye takdir etmiyorsun? Hatta evde, yemekte değil mi? Çorba mı içtin? Ona ayrı bir takdir gerekiyor. Pilava da ayrı bir takdir gerekiyor. Yemeğe de ayrı bir takdir gerekiyor. Toptancı yapma. Niye? Senin hanım yemekleri toptan mı getirdi bütün sen? Hepsini tek tek yaptığına göre tek tek onayla. Çünkü ya olur mu ya hepsine de eline sağlık, yemekler çok güzel oldu, tamam da idare etme makamındaysan idare edeceksin. Ama her şeyde bahane arıyorsan sen de veya mukabele bir misil yapıyorsan sen de idare edilensin, o da idare edilen, kavganın sebebi budur. 52. sayfa. Sayfa 58. Öyle mi? İşaret edeceğiz. 174. Ama bu sayfayı ne yaptık? Burayı atlamadı, çekmedi mi? İşaret edeceğiz 140. Oraya yapmış mıyız? Ünsiyet, üffetik. 40'ı yazdık abi. Şeyi, ümit, korku. Ha. Ünsiyet, üffet. Onları yaptık mı? Yani işaret edeceğiz 140'ı. Ha, akliyat mahsayı yaptık. 140'ı yaptık abi. Akliyat mahsa yapıldı. Yapıldı değil mi? Ülfet konusunu girdik. Tamam. O zaman geçiyorum. 58. Değil mi? İşaret edeceğiz 174. Var mı atılan şeyde? İşaret edeceğiz 165'teyiz abi. 53. sayfa. Öyle mi? O attım ben size. Var, sayfalar var. He. Tamam. 53'te miyiz? Yok, 53'te değil. 165'i yaptık. Ben işaret koymuştum da. Tamam, o yapılmış doktorum, atla. Doktorum atla. 58'e geçir misin? Geçer misin? Tamam. 58'de işaret edeceğiz. 174. Bugün kalemi indirdim, daha hiç karışmayacağız. 174. Bir bulun. Bulduk abi. Tamam, okuyorum. İlmin itası, ilmin verilmesi, manen ameli emrediyor. Zekanın itası, ilmi emrediyor. İstidadın bulunması, zekayı, aklın verilmesi, marifetullah, kudretin verilmesi, çalışmayı, cesaretin verilmesi, cihadı, manen ve tekvinen emrediyor. Ne anladık? Akıl geçtiği için bunu aldım. Aklın verilmesi, marifetullahı. Ne demek? Manen ve tekvinen emrediyor. Aklın varsa marifetullah sahibi olacağız. Bunu emrediyor. Oysa bak şimdi, marifetullah nerede? Soruyu soruyoruz, tahlil ediyoruz. Oysa vicdanda irade, ibadetullah vazifesi yok. Vicdanın içerisinde 4 tane hakikat var. En dışsal, irade. Vazifesi ibadet. Günah yapamaz irade. Günahı ihtiyar yapar yukarıda, dimağdadır. İhtiyar dimağdadır, günah menşe odur. İrade vicdandadır, ibadetlerin kaynağı odur. Vicdan en dışsalı nedir? İbadetullah, irade. Gir içeriye, zihnin marifetullah. Gir içeriye, hissin muhabbetullah. Gir içeriye, Latife-i Rabbaniye'nin ise müşahadetullah. Burada diyor ki, aklın verilmesi marifetullah. Marifetullah oysa zihin de aşağıda.
İşaret-ül İcaz tercüme olduğundan diğer eserler muteber olur. İşaret-ül İcaz ile Mesnevi Nuriye tevil edilir. Çünkü abi paragrafı okudu, ne anladıysa yazdı Abdülmecid abi. İkinci manası, yani bir kere böyle bak, bir İşaret-ül İcaz'da Mesnevi böyledir. Asıl kitaplarda asıl. İkinci bir manası, esas çözümü. İlk önce bunu bir ikaz yapayım dedim kendime. Akıl ile zihin beraber çalışıyor. Aklın mertebelerinden geçince zihne iner. Burada da zihinde marifetullah'a dönüştürülür demektir. Evet. Tamam mıyız? Kahve yapayım mı sen? İyi olur. Osman içiyor musun? Bizim bir tane patron vardı. Onu getireyim mi derdim bir gün. Ağanın eli tutulmaz. İşaret-ül İcaz 176. Oruçlular kusura bakmayın ya. Oruçları çok. 176. Küfran-ı nimet aklen de haramdır. Allah Allah. Demek ki aklın haramı varmış. Küfran-ı nimet. Görüyor musun? Allah Allah. Aklende haramdır. He? Aklende haram. Küfran-ı nimet. Acayip bir şey. Mesela niye insan kızıyor evde, şurada, burada? Yani fabrikada diyelim. Ona ne kadar küfran-ı nimetsiniz ya. Nankör demiyorum. Vefasız demiyorum. Küfran-ı nimet ayrı bir şey. Nimetin kadri kıymetini bilmemek. Hakikatini unutmak elindekileri. Küfran-ı nimettir. İşaret-ül İcaz 178. Bilhassa hayat-ı insani tabakasına çıkan hayat, aklın nuruyla alemleri gezmiş olur. Bu çok önemli. Bu çok harikadır. Bu uzun sürüyor. Ve delilim de 506'da var. Sözler 506'da da aynısı geçiyor. Bak, işaret-i icaz 178'de olan bir mana, sözler 506'da da var. Beraber işleneceği için şöyle misal veriyorum. Geldim misafir size. Bir. Geldim. Evinize geldim. Gene geldim. Demez misin? Bir de sen gel. İşte akıl tefekkürle alemleri, akıl tefekkürle alemleri, akıl tefekkürle alemleri vuruyor, gidiyor, ziyaret ediyor. Alemler de diyor ki ayıptır ya. İadeyi ziyaret edeyim. Alemler de bize geliyor. Şimdi okuyoruz. 506 sözlerde. Hayat kendi içinde mertebeleri var. Bak, bilhassa hayat insani tabakasına çıkarsan o alemler sana geliyor. Hayatın hangi tabakaya İbrahim? Hayat insaniye. Bak, kaç tane mertebe hayat vardı mektubatta? 5. Sayabilecek miyiz abi? 1. Kimin hayatıdır? Bizim hayatımız. İkinci hayat. İdris ve İlyas. Üçüncüsü? İsa değil mi? İsa. İdris. İkincisi kimdi? Hızır ve? İlyas. Hızır ve İlyas. İsa ve? İdris. İkisi de cennette. Oradan kalsın 3. İdris aleyhisselam orada. 4. Şüheda. 5. Kabir. Kabir hayatı. Şimdi bir hayat da var. Bilhassa hayat insani tabakasına hayat çıkarsa. Tabaka insaniye. Hayat. Hayat bir şey böyle. Üreme, yeme, içme, canlılık değil ha. Bak şehit. Bak şehiti görüyor musun? Mesela hayat sende bir inkışa, bir mertebe sende açılsa var ya. Şeyle İsa ve İdris aleyhisselam gibi. Üçüncü tabakaya geçersin. Ne yaparsın? Bunlar mesela cennete gitmiş. Mesela Hızır'la İlyas. Bazen yersin, bazen yemezsin. Arkadaşlar bu hayat yani gayb değil ya. Niye olmaz? Hep niye bizden uzaklaştırıyoruz bu manayı? Niye olmasın? Böyle. Şimdi bir de başka bir şey çıktı. Bir hayatın da bir tabakası var ki tabaka insani çıkarsa. Şey diyor abi, hayat bir yere girerse
onu aleme çeviriyor. Alem hükmüne geçirir. Alem. Şimdi evet. Birinci tabakadasın, o alemdesin. İkinci tabakaya geçtin, Hızır İlyas makamı neyse sen de o büründün. Arkadaşlar neye benziyor biliyor musun bu hayat? Gül goncasına benzetiyor ustad. 406 mektubatta. Aç, bir daha aç, bir daha aç, 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 bitmiyor. İnsan sanatıyla Allah'ın sanatı arasındaki farkı kalı mesleğinde şöyle diyor. Ben motordan misal vereyim sanatın biraz şeyi. Motor, blok, çıplak bir blok var. Oraya krank millini getirirler. Piston getirirler. Eklerler de eklerler ve motor olur. Dışarıdan tamamlarlar. Tamam böyle. Eklediler mi? Dışarıdan ekliyorlar. Allah'ın sanatında böyle değil. Mesela çekirdek. Bir patladı filiz oldu. İçeriden bir daha patladı gövde oldu. Patladı dal, budak, çiçek, meyve. Hiç ekleme yok dışarıdan. İçeriden dışarıya patlıyor. İnsanın sanatında ekleme var. Anladık mı? Şimdi ben bunu niye misal verdim? Hayat tabakayı insaniye çıkarsa. Hayat tabakayı insaniye. Yani hayat tek bir şeydir ya çekirdek gibi. Bir patladı bizim hayat. Bir patladı İlyas'la Hızır. Bir patladı iki enfusçu İdris'le İsa aleyhisselam. Bir patladı şehit. Bir patladı kabir, berza. Bir daha patladı insan, insanlık tabakasına çıkıyor. Bir daha. Hayat tabakayı insaniye çıkarsa. İnsan. Bir daha patlasa kalp. Bir daha patlasa ruh derece hayatına çıkar. Hayat kendi içinde mertebeleri var. Birinci mektupta buz gibi, mesela buz uygulayalım. Buzdur. Sudur. H2O'dur. Buz. Sudur. Su değil mi? Sudur. İn aşağıya. H2O'dur. Yani bir tek şeyin içerisinde nasıl böyle tabakalar var denilirse buzdur, sudur, H2O'dur, enerjidir, esirdir, madde hayattır. Bak aynı buz değil. Belirgin. Madde hayattır. Aynı hayattır. Aynı hayat. Aynı hayat cennet hayatıdır. İnne darul ahirete leyhel hayvan. Aynı hayat, madde hayat. Hayatın zatı cennet. Aynı yerdeyiz. Buzda cennet var. Buz nedir? Alemi gayb üzerinde tenteneli perdedir. Buzdur. Yalan mıdır? Sudur aslında. Sudur ama H2O'dur. H2O'dur ama kuantum yani enerjidir. Enerjidir ama esirdir. Esirdir ama maddi hayattır. Maddi hayattır ama bu taraf lef-i mahfi ispattan bu tarafa maddi hayat. Ondan sonra aynı hayat. Maddi hayattır ama aynı hayat. Hayatın zatları cehennemde, cennette. İşte esas hayat inne darul ahirete leyhel hayvan. Esas hayat orada. Bak aynı şey buzdan gösterdim. Hayat da buz gibi düşünün. Patlat çıksın. Patlat, patlat, patlat. Aslı çıkıyor. Bir tane daha hayatta bir mertebe çıktı ki tabakayı insan. Hayat buraya çıkarsa ne olur? Ben geldim, bir daha geldim, bir daha geldim. O alemler bir kere geldiğime alışıyor artık. Sen de o da alışıyorsun böyle. Çünkü sen de bekliyorsun. Bir gittim, gelmediler. Herhalde küstürdük mü ya? Ondan sonra bir daha gideyim, o bana gelecek. O gelecek. Arkadaşlar bir kere açıldı mı o yol, sana gelirler. Durup dururken hads manalar gelir. Sağ olasın Emre, teşekkür ederiz. Buz gibi, buzdur, sudur, H2O'dur, enerjidir, kuvvettir, maddi hayattır, aynı hayattır. Yani düşünmemizi yürütmek için söylüyorum. Hayat tabaka insaniye çıkınca ne olur? Tabaka insaniye bir mertebedir. Bunun gibi hayat, camidat hayatı var. Şunlar da hayattan yapılmıştır. Hayat. Hayatın bir mertebesi. İki, nebat hayatı var. Bitki. Üç, hayvan hayatı var. Sırayla söylüyorum. Dört, cinlerin hayatı var.
cinlerin. 5 meleklerin hayatı var. İnsanı anlatıyorum. Tabaka insan ne demek? Bir de bunların tümünü cemeden tabaka insanı var. İnsan hayatı var. En dışsal nedir? Dışsal camidat. Bunu şeyde anlatır. Mektubatın başında var. Bu kanuniyet. O şey 24. mektubun başında var. Bu hayat mektebesini demiyorum. Sana hiçlikte kalmadın, vücuda çıktın diyor camidata. Böyle taş hiçlikte kalmadın, taş toprak oldun. O da bir mertebe. Ondan sonra niye ben taş oldum, tahta oldum, mermer oldum? İtiraz etme. Hiçlikte kalmadın. Niye itiraz ediyorsun? Niye hayvan oldum? Bitki olmadım. Bitki niye hayvan olmadım? Hayvan niye insan olmadım? Deme. Bak vücudu tattın. Ya ben hani derim böyle, imandan da daha önemli. İman vardadır. Ama ben başka bir nimet söyleyeceğim. 32. sözde. Bak amasın, körsün, konuşamıyorsun. Ama şu var, ben varım. Ben varım, anlatamıyorum bunu. Ben varım, var bilinci, var şuuru yani. Ben varım demekten, varlığa ait sana has olan lezzeti, ruhani anlatamıyorum. Var olmak. Bunun tersi yok olmak. Ya leyteni kün tuturaba. Yok olsaydım demiyor. Keşke yok olsaydım değil de sorumlu olmasaydım. Toprak gibi. Şimdi var olmak imandan da öteye. Var olmanın bilinci şuuruna bindirilen imandır. İman sonra geliyor. Varım şuurun üzerine bindirilir iman. Yani ben varım ya. Allah varken hiçbir şey yoktu. Düşünün. Bir hayal et. Biraz şaşırtayım sizi. Allah varken hiçbir şey yoktu. Elanda öyle devam ediyor zaten de hakikati öyle. Peki affedersiniz bir şey anlatmak için söyleyeceğim. Bir insandan atılan insan hücre sayısı olabilme en az 500 milyondur. İhtilamla atılan hepsi insan olsaydı en az 500 milyon olurmuş. Okuduğum. Doktorlarım biliyor, benden daha iyi biliyor. Şimdi benim olabilmem için bak var olmanın lezzetini anlatmak için şey yapayım, hayretimizi artıralım. Benim olabilmem için o vakitte o 500 milyon hücreden bir tanesi benim. Önce olsaydı veya sonraki günlerde olsaydı gene ben yoktum. Önce olsaydı, sonra ortaya çıksaydı gene ben yokum. 500 o anda hücrenin 500'ünün içerisinde ben varım. 500 milyon. Onlardan bir tanesi ben tercih edildim. Anlıyor musunuz var olmanın lezzetini? Yoku bilmediğimiz için mi o kadar tefekkür edemiyoruz? Edemiyoruz he. Ama böyle söyleyeyim yani. Yaratılış olduğu için İnşallah edep dairesindedir. Yani mesela sen Ram-ı Madere Perşembe günü düştün. Çarşamba günü düşseydin gene sen yoktun. Düşmeyecektin. O sen değilsin. Cumartesi düşseydin yine sen değildin. Cuma akşamı düşenlerin içerisinde 500 milyondan insan olma. Senin ikizin vardı 500 milyon. Onlardan bir tanesi benim ve diğerleri yok. İkiz değil. Kaç yüzlerim yok. Ha bu ne demek İbrahim şimdi? Var olmayı anladın mı abim? Sen var olabilmen için Allah lazım. Korkunç. Oldu değil mi korkunç? Allah Allah. Allah Allah. Aynı bu anlattığınız gibi aynen böyle de bu alemi şehadette de mevcudatta kalmamak için vücuda çıkabilmek için bütün varlığımızı kullanmamız gerekiyor. Ya. Yani öncesinde böyle bir ihtimalle varlığa çıktık, Adem'de kalmadık. Şu anda da bu mevcutta kalmayıp vücut bulabilmemiz evet. için bak, ya, bütün varlığımızı, diye. Bütün varlığımızı nasıl önce bütün varlığımızla yok olana kadar, yani o varlığımızı eritene kadar 48 saatlik bir zaman dilimini kullanarak bu alemi şehadete geldik ya da mevcut olduk. Aynen bunun gibi alemi ahirette de
vücut bulabilmemiz için bütün varlığımızı aynı önceki gibi kullanmamız gerekir. Bu aklın gereğidir. Evet. Abi Mesnevi'de çok güzel bir yer var. Bu manada. Ya şunu söyleyeyim okumadan. Varlığa ait mim, mevcuttur. Anlam kazanır, ahiret intikal ederse vücuttur. Ve keza insanın vücudunda birkaç daire var. Çünkü hem nebatidir, hem hayvanidir, hem insanidir, hem imani. Tezki muamelesi bazen tabaka-i imaniyede olur, sonra tabaka-i nebatiye iner. Bazen de 24 saat zarfında her dört tabakada muamele vakı olur. Ah işte. Sayfa? 208 mesnevi. Tamam. Şimdi tabaka-i insaniye anladık mı abiler? Buzu unutmayın. Tabaka-i insaniye bir. Buz benim misalim. Gül ustad veriyor. Gül goncası gibi. Patlıyor filiz, patlıyor gövde oluyor. Patlıyor dal budak veriyor. Patlıyor koku oluyor. Pat renk oluyor. Oluyor da oluyor. Ama dışarıda müdahale yok. İşte tabaka insani içten kazanılacak. Enfus. Enfus. Ülfet de bir nevi nimet mi oluyor o zaman? Ünsiyet. Ünsiyet nimettir. Ülfet beladır. Hani diyoruz ya Allah'ım ülfetimi kaldır leyi ve kellemene de kalsın. Yani sen Türk alfabesi biraz zor şey yaparsın. Kellemene. Ne sonra geliyor? Ünsiyet. Ne sonra geldiği için o nimetti bak. Allah'ım ülfetimizi kaldır, alışkanlığımızı kaldır. Her an zevk eden ünsiyet anlamına gelen ünsiyetimizi çoğalt. Evet nimet. Ünsiyet. Şimdi ne olur? Bir daha. Motor, insanın sanatında motor bloktur. Hiçbir şey yok. Delik deşiktir. Ona crankmillek eklerler, piston eklerler, manifold takarlar, sibop koyarlar, tamam. Motor olur böyle, eklenir. Çekirdek de öyle değil, patla. Mesela daha güzel misal, bir hücre, damla demeyeyim, insan rahmı madene düştü bir hücre, ek yapmaz. Mitoz bölünme, 1-2 olur, 2-4 olur karesiyle. 4-16 olur. 8 olmaz. 4'ün üzerinde kare. 16'nın karesi. Mesela tek hücre patladı. 2 oldu. Sonra aynı şey bir patlıyor. Göz kulak patladı. Karaciğer böbrek vesaire. Patlıyor. Ek yok. İçeriden patlıyor. Öyle mi doktorum? Patlıyor. Buna mitoz bölümü. Şimdi ben de cemaatler niye böyle diye hep eskide şu misali verirdim. Cemaatler mitoz bölünmektir ve nimettir. Tarikatçılar, kadiriciler, nakşiler falan nimettir. Nurcuların içerisinde de nimet. Niye? Mitoz bölünmektir. Ya tek hücre hiçbir şey yaramaz. Bir patladı, karesiyle patladı, tanımlandı. İçerisindeki gizlilikler ayağın oldu. Patlamasa göz olmayacaktı. Patlamasa ayak çıkmayacaktı. Patlamasa kulak olmayacaktı. İçeride yazılım gizliydi. Patlayınca gizlilikler ortaya çıkıyor. İşte ben bu nur cemaatine ne katkı yapabilirim ki? Ben bir sağım bu. Bu kadar. Öyle bir kardeş abiler var ki asab-ı keyfi Risale-i Nur'a uygulayarak 307 tane ustadın talebesine sağken 307 tane talebeye ve işte hepsinin işte isimleriyle yani nasıl yapıyorlar? Akıl duruyor. Tamam. Hepsinin sahası farklı. Mesela bir abi var. Google diyorlar. Söyle kelimeyi vesaire. Laikalarda kim? Sosyoloji. Mesela sosyolojide Rüştü abi mesela biliyorum. Ümmetçi ruh Zübeyir abi. Muhabbet Sungur abi. Anladın mı? Böyle yani ne yaptı? Patladı. Patladı da içerisindeki gizliliklerin bize ayan olması lazım. İşte ne yaptık? Camidat, nebata, hayvanat, cin, melek, insan hayatı. Bab-ı insaniyet 11. hakikatta 10. sözde 11 tane mertebeleri kat ederse insan
Bab-ı insaniyette 11 tane hakikat var. Eğer onu kat ederse 11. hakikata tabaka insaniye çıkar ve aklın nuruyla alemleri gezer. Aklın nuru kalbin ziyası der ustad. Aklın nuru kalbin ziyası. Nurla ziya biliyorsunuz. Güneşten nur gelmez. Güneşten paket gelir. Ziya. O paketin içerisinde ısı, ışık, renk her şey var. Her şey olduğu için bir şey değil. Ay'a bir vuruyor. Ay'da o paketin içerisindeki nur ortaya çıkıyor. Ay'dan nur gelir. Güneşten ziya gelir. Ayette de öyle geçiyor ya. Barla'da bu ayet. Ve şemse ziyaya. Şemsten ziya. Vel kamere nura. Kamer nur. Aklın nuruyla, bak aklın ziyası değil, aklın nuruyla alemi ruhanide gezer, alemi misale seyahat eder. Hayalini doğru kullanırsan, alemi misale geçersin. Hayalini kullanırsan. Tasavvurunu kullanırsan, alemi maneye geçersin. Hayat insaniyenin kendi içinde tabakaları. Hayat insaniyenin içindeki tabakaları okuyorum. Bir, hayat-ı maddiye, hayat-ı ruhaniye, hayat-ı maneviye, hayat-ı cismaniye gibi nevilere ayrılır ve imbisat eder. Arkadaşlar, bak görüyor musunuz bu şeyi? Cismaniye son konmuş. En cami bu. En kesifi hayat-ı maddiye. Sonra daha latif hayat-ı ruhaniye. Daha latif hayat-ı maneviye. Daha latif hayat-ı cismaniye. Cennetteki hayat cismanidir diyor. Hani diyor soru var ya. Nereden yazdınız abi metni? Nereden? Yok yok benim değil. Keşke nereden yazdım ya dur. Çıkar o dur. Tamam. Bazen yazıyorum da onu yazdım zannediyorum. Düşündüğümü yazdım zannediyorum yazmıyorum. Cennet cismanidir. Müsaade, efendim. Yani müsaade verdiğiniz bir zaman bir şey söylemek isterim. Sormak isterim abi daha doğrusu size. Şimdi az önce bir şey söylediniz abicim. Dediniz ki insan sanatı üzerine eklemeyle olur. Allah'ın sanatı mevcudun dışarıya patlamasıyla devam eder. Şimdi bu nazarla baktığımız zaman abi mesela şekeri ilikati gözümüze alalım. Şimdi Nur-u Muhammed-i Canibi'den baktığımız zaman Allah sanatı patlaya patlaya gidiyor. Ama bizim nazarımıza baktığımız zaman ekmeğe ekmeğe geliyor. Şimdi aslında bize ait olan bir şey yok. Mevcut canibinden baktığımız zaman alemi şahitlikten diğer tarafa doğru aslında yine patlaya patlaya gidiyor. Biri ilmi vücuttan, biri imkanı vücuttan, biri mümkün vücuttan. Yani vücudu hakikiye çıkması mevcuttan vücuda doğru gitmesi oluyor Hasan abi. Aslında bizim bunların hiçbirinde dahlimiz yok. Sadece nazarımız var. Ok. Doğru. Hiçbirisine dahil yok. Hepsi seyrediyoruz. Dün mesela bak çarşamba, dün birisi öldü diyelim. Dün. Öldü. Şu anda onun yaşadığı günle farklı mı gün? Aynı. O ya mesela bugün ne? Pazar değil mi? Perşembe gün, cuma, cumartesiyle ne farkı var? Aynı. Şunu demek istiyorum. Hiçbir şey değişmiyor. Akıyor. Sen seyredip, seyrediyorsun, onaylayıp reddediyorsun. Reddediyorsun, onaylıyorsun. İnsan oluyorsun. Reddediyorsun, insanlıktan çıkıyorsun. Zaten olacaktı. Bak öldü, şahit değil. Ben mesela dedim ki, mezarlıkta. Üzülüyoruz mesela, ölmeseydi. Veya ben niye öleyim? Tamam da, neyi kaybedeceksin? Ne bulacaksın? Bu soruyu sor. Ölümle neyi kaybedeceksin? Vallahi dünya haberleri duymayacağım. Doğru. Haber bültenleri olmayacak. Doğru. Bu elma armut olmayacak. Bak mesela ne var? Ya çoluk çocuğumdan uzak olacağım. Ya elma armut düşünüyorsan kalitesi orada. Haber diş yapıyorsan haberin asıl hakikatleri orada. Ondan sonra eğer ayrılıksa kavuşmak orada. Allah'a, peygambere, hakikatına, kendi ameline. Bir şey kayıp yok. Yani Mehmet'in dediği çok hoşuma gitti ya. Bak kaç gün oldu. Demek ki ihlaslı bir şey söyleyince tesir ediyor. Ne dedi biliyor musun?
Annem babam, bu vakıf var ya Latif oğlum. Annem babam gittikten sonra abi dedi, iştaham kalmadı dünyada. Hep istiyorum orayı diyor, gitmeyi. Tek bir şey için burada kalmak istiyorum dedi. Siz ve hizmet dedi. Öyle mi? Siz ve hizmetten başka benim dünyada tutma, durmamı iktiza eden hiçbir şey yok dedi. Hizmet ve siz, kardeşlerle. Yani. Bana dedi ki, İsmail Payal var pazarda, antrenör. Bir gün dedi ki, ismini de zikrettim çünkü çok o da mütefekir de. Abi dedi, şimdi sana gelse Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, siması, gözükmesi kendisidir. Yanlama değil, ses değil, arkadan değil. Sima kendisi. Şeytan giremez. Dese ki, gel Hasan. İskilipli Atıf Hoca oldu ya şapka için. Mudafalar yazdı çok. 16 sayfa mı ne mudafa yaptı. Şapka için asılacak yarın. Mudafa yaptı. Allah Resulü'nü gece rüyada görüyor. Ya Atıf, gelmek istemiyor musun bize ya? Demiş. İskilipli Atıf Hoca. Hayatımda en zevk aldığım şey diyor, ustada hapishanede abdest suyu dökmemdir diyor. Belki onun için beni Allah kurtarır diyor. Oysa bu Atıf Hoca çok meşhur. Allah Resulü diyor ki, ya Atıf, gelmek istemiyor musun bize? Uyandım, 16 sayfa mudafayı yırttım. Mudafa etmedim dedi. Yani çünkü Şapka'yı inkılabından önce yazmıştım o kitabı. Şapka'nın şeyi, alim. O yazmayacak da kim yazacak? Alim, vazifesi. Ama inkılaptan önce. Olduğu halde, niye önce yazdın, bir sonra bunun tersini yaptık diye adam hastalar. Şimdi, bakın, hizmetten başka, yani böyle ölüm kurtulun, bir sor bakalım, niye gitmek istemiyorsun? Ne var senin burada tutan? Çoluk çocuk büyümemiş. Allah Resulü demiş ki, Ebu Bekir Sıdık, bunun Sıdık'a radıyallahu anh'a demiş ki, bunları getirdin, çoluk çocuğuna ne bıraktın? Allah ve Resulünü bıraktın. Allah rızka kefil. Allah imana kefil değil. Rızkınıza, ömrünüze kefilim. Ömrüne de kefildir. Hastalık ve sihat ikinci şu anda Allah'ın taahhüdü altındadır. İzzet ve zillet, servet ve fakr, 25. sözde söylüyorum, direkt meşiyet-i ilahiye tabidir. Senin alakası yok. Sen sebepsin. Tamam. Ama imana kefil değil. Kefil olmayana bu kadar lakayt, kefil olduğuna bu kadar acayip. Sor, neyi kaybediyor? Neyi bulacağım? O zaman seni burada bağlayan bir şey olması lazım. Çok ciddi, senden daha değerli. Senden daha değerli olacak. O da davadır. Bakın, bugün şimdi ikindi namazı gelecek. İkindi namazının sünnetini kıldın, kıldın. Ezeli ve ebedi. Onu kaçırırsan sünneti, farzdan bahsetmiyorum. Sünneti bahsediyorum. Ezeli ve ebedi, o sünneti bir daha bulamayacaksın. Abi yarın ki ikindi namaz sünneti. O yarındı. Bugünkü bitti. Şimdi sabah namazının sünnetini geçirenler. Sabah namazını şimdi. Bir daha ezeli ve ebedi o namazı bulamaz. Abi kaza yapıyorum. Bu kaza bu. Kendisi yok. Tamam. 506 sözlerde bunu teyiden diyor ki, o zihayat kendi aklıyla avalim ulviyede ve ruhiyede, cismaniyede gezer. He? Dünkü Leyla-i Kadir'e derken aynısı çalışmıyor mu? Dünkü Leyla-i Kadir'e geçmek için ne yapmak lazım? Bir sene çalışman lazım ama gene o değil diyor. Gene o değil. Zaten söylüyor. Gene o değil. Sen dünkü Leyla-i Kadir'e geçmen için bir sene geçeceksin ama 2022'nin Kadir gecesidir o. 2021'in değil. Mesela Berat geçirdik. Önümüzdeki sene 2022'nin Berat'ı olacak. Regaib mi? Ne geçirmiştik? Berat. En son Berat. Berat geçirdik. Ama eğer hayatını, hayat maddiye, ruhiye, manevi, cismaniye de tabaka insaniye çıkarsa dünkü Kadir gecesine geçebiliyorsun. Çünkü kalp ve ruhun derece hayatına çıktın mı zaman ve mekanla kayıtlı değil. O zaman dünkü Kadir gecesini bugünkü bir oluyorsa her günün Kadir gecesi oluyor. İkindi mi okunuyor? Yok. Yok.
O zihayat kendi aklıyla, ben çok hoşuma gidiyor bu ders ya. Bu şu ama bu 500 sözler 506 işaret çizeceğiz 178. Yani aklıyla o alemlere gezerken o alemlerin iadeyi ziyaret etmesine şahit oluyorsun. Bazen namazında geliyorlar. Tamam? Alışmışlar böyle. Bazen ders yaparken, tefekkür ederken öyle. Ders çalışırken pat diye. Ha, o iade-i ziyarete geliyorlar. Nerede gelecekleri belli değil. Affedersiniz bazen de tefekkür tuvalette olur. O abi olur mu? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh söyledi ya. Ebu Hazreti Peygamber'e aleyhisselam. Ya Resulullah tuvalette bile senin aklından çıkmıyorsun diyor. O kadar hiç huzur. Ne demek? Huzuru daimi bulmuş yani. Hiç boşluk yoktu. Şimdi bizim için tuvalettir. Beşeriyet için tuvalettir. Hakikat için öyle değil ki. Başka bir şey. Mesela affedersin bizim için pisliktir. Doktor tahlil için pis değil ki. Tahlil edince pis diye bakmaz. Evet. Bizim için ayıptır. Erkek doktor kadını muayene etmiş. Ama hakikatta öyle değil ki. Bütün her şeyde pis, bize göre pis olan şey melekütte pis. Hiç yok, öyle bir şey yok ki. Şeffaftır. Tabii şeffaftır. Şimdi bir de okuyorum. Sözler 506. Aynı. O zihayat kendi aklıyla avalimi ulviyede bir, iki, avalimi ruhiyede iki, üç, avalimi cismiyede gezerken, insan üç aklıyla geziyor. Burada sıralama tam manaya mutabık işaret icaz tercüme olduğundan sözler esas alınır. Bak şimdi, görüyor musun şey, Osman nereden çıktı bak, buradan. Demek ki avalimi ulviye. İlk önce akıl. Sonra sözde 506'da geçiyormuş. Avalimi ruhiyede ve ala avalimi cismiyede gezer. Demek oradan geçiyormuş. Tam aynısı değil ama yazmışsınız. Maneviye mesela orada hayat maneviye yazmışsınız. Maneviye şey ya. Hangisi maneviye? Yukarıdaki ile maneviye ile maddi ekli. Aşağıda ulviye, ruhiye, cismaniye var. Ha, o aralarındaki baktım buna. Şey manevi ruhiyeyi tek tek var, baktım. Yani vardır da ben hani acaba dedim böyle bir arası o arası. Ama ana kargas ulviye, ruhiye, cismaniye. Evet. Mukadder olarak avalimi maddiye var. Niçin avalimi maddiye var? Mesela besmele'de 4 hakikat var diyor. Kul diyen var. Yani 2 denilen kişi var peygamber. 3 denilen bir şey var. 4 gaye var diyor. Besmele'de bak 4 tane 4 tane imanet şeyini ifade ediyor diyor. Hatırladın mı? Şimdi ulviye, ruhiye, cismaniye maddi de olacak da mukadder olarak var yani. Sonra o zaman sıralama yaparsak avalimi maddiye, avalimi ulviye, avalimi ruhiye, avalimi cismaniyede daha dünyadayken hayatın hulasa olan tabakalarında geziyor insan. İnsana uygularsak sonuç. Avalimi maddiye alemi şehadettir. Yazmaya gerek yok herhalde. Avalimi ulviye kalbi hayattır. Avalimi ruhiye ruhi hayattır. Avalimi cismani ise cennettir. Ruhtan daha ilerisi insan o benlik var. Ben olan ben. O. Avalimi şey, ruhiye nereye bakıyor abi? Avalimi ruhiye rüya hayata bakıyor. Ruhsal. Ruh. Ama cismani ise cennetteki hepsinin cemi insan. Cismaniye. Hazreti Ali'nin sözü var ya, yakınınız yerleştirmez diyor. Evet. Yani geliyor değil mi? Tabii ya. Hazreti Ali zaten gelip de gelmiyor. Zaten görüyor ya. Çok acayip ya. Yani ne yapmışlar biliyor musun? Artık galiba garip gelmiyor. Bir yerlere gitmemişler arkadaşlar. Bir yerleri falan zorlamamışlar. Uyanmış. Kendi hakikatini bak içeride. İçeride seyrediyor. Seyrediyor. Nasıl seyrediyor? Rüya. Seyrediyor. Açıldı. Mısır şey püskülü gibi. Veya gül goncası gibi. Mesela tıpta bir hücre patladı mitoz bölümü. Göz kulak oldu, patladı ayak oldu, patladı bilmem ne oldu, patladı da patladı. Adam patlatıyor ya. Ya bir hücrede göz gözükür mü? Gözüküyor, patladı gözü gördü.
Patladı, kulağı görüyor. Patladı da patladı, patladı da patladı. Allah Allah. Burada seyrediyorsun ya. İnsan böyle baktığın zaman kendisine meftun oluyor. Cezb olunuyorum bendeki hakikatla beni. Patlama abi inbisatla inkişaf mı? İnkişaf şu. Oku Alibren. Çekiyorum abi. İnkişaf. Ama inkişaf. Lugatta manası ne biliyor musun? İnkişaf. Terakki etmek. İlerlemek. Hakikati nedir? Nakşetmek. Yani anlam kazanmak. Terakki de. İnbisat ise ok gibi değil. Noktada noktaya hareket etmiyor. Böyle sesim gibi. Söz kucaklayıp gidiyor. Buna inbisat deniliyor. Birisi inşa, birisi ihya. İşaret-i caz 205. Yani zor değil değil mi arkadaşlar? Bu ders ağır değil herhalde. Bu dima dersi şey ama İbrahim hoş oluyor değil mi? Yani, yani ağır mı? Çok şükür ya. Dimacılar alışmışlar. İşaret-i caz 205. Senin de alışmanı istiyorum. Öyle de onun için dedim. Beşerin şehebiye ve gazabiye kuvveleri kuvve-i akliyesine munkat ve mağlup olursa beşer mücahedesinden dolayı melekiye tefefük eder. Melaikeye. Mağlup olursa beşer mücahedesinden dolayı melaikeye tefefük eder. İnsan melekleri nasıl geçer? Nasıl patlar? Mesela gül bir patladı, patladı, bir patladı, filiz oldu, patladı, gövde oldu, patladı, dal oldu, patladı, çiçek vesaire. Aynı patlatıyorsun, insan bir patlıyor ki melekleri geçiyorsun. Nasıl geçiyor? Bak onu okuyalım. İnsanın melekleri ve ruhaniyatlara tefevvük etme, yani üstün gelme nispetinde melaikeleri geçip meleklere sahip olur. Melekleri geçince ne oluyor biliyor musun? Geçince ne olacak? Ona sahip oluyoruz. Meleklere sahip oluyoruz. Acayip bir şey. Geçmek demek o demek. O demek. Mesela Miraç-ı Ekber olmadan önce Cebrail Aleyhisselam bana dediler de. Cebrail Aleyhisselam öğretirken nasıl onu geçer dediler. Doğru. Mukaddemesinden ondan öğreniyordu vesaire. Miraç-ı Ekber olunca Cebrail'i geçince Cebrail'in de hocası peygamberimiz oldu. Ondan sonra oldu. Ondan sonra oldu. Ona da hakim oldu. O da bu sefer yalvardı. Ya Muhammed ne oldu söyle. Mezun değilim dedi. Anlatamam. Ya ben sana Kur'an getirdim. Bu kadar iyiliklerim oldu vesaire demin. Ya sen de bana bir şey de diyor ya. Ne oldu? Diyemem diyor. Yasak. Mezun değilim diyor. Söyleyemem diyor. Söylemem demiyor. Söyleyemem diyor. Yalnız şu kadar söylüyor. Sana Kur'an'ı Kur'an'ı getirdim dedi ya. Ben aynı şöyle okumuşum. Kur'an kadar Kur'an verildi ama vermeye mezun değil. Yani bil denmiş, bildir denmemiş. Muhyiddin Arabi niye şeriat kılıcıyla şey yaptı Allah'cıması? Bil denmiş. Bildikleri yanlış değildi. Ama bildirdikleri zaman bil ama bildirme. Biz ağız da durmuyor insan. Biz işte ağzımız durmuyor. Bilmemiz gereken, bildirilmemesi gerekirken söyleyince de belamızı çekiyoruz yani. Hani sırlar da öyle. Şimdi geçince ona sahip oluyoruz. Beşeriyetten çıktığı zaman, bak şimdi. Beşeriyetten çıkmak ne demek biliyor musunuz arkadaş? Bunun arkasına geçmek şu. Bunun iktizasıyla hareket etmiyorsun. Beden ne yapar? Kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliyenin ifrat yaparsak, şeytana verdik bunu. Tefrit yaparsak, nefs-i emmariye verdik. Vasatında olursak, arkasına geçtin işte. Bu kadar zor değil. Bu beden. Geçince karım ne olacak? Karım. Ne kabir derdin kalır. Ne ölüm anı kalır. Ne. Ne imanı kazanmaya ve kaybetme şeyin beşeriyetten çıktın. Çünkü iman kaybettin. Artık yakinin ziyadeleşti. Ne kabirin kaldı. Ne cennet sevdası oldun. Cennet sevdası olan cehennem endişesi olur. Cenneti gaye edinen cehennem endişesi olur. Sen artık Rıza ile eden başka gözün bir şey görmüyor. Adamı ne diyor ya? Ya koyun oraya diyor ya.
İşte diyor falanca öldü derler diyor. Sela verirler diyor. Öldü dedi de. Öyle hayvan inmiş. Bende kalbimde bir şey var. O aşık. Aşıklar ölmez. Yani bedeni geçmek, beşeri çıkmak öyle büyütmemek gerekiyor ya. Çok büyük bir şey değil o. Nedir o? Beşeriyeti geçmek. Bir, kuvve-i akliye sildik. Kuvve-i gadabiye, kuvve-i şehviyenin ifrat edersek bedeniz şeytana teslim etti. Tamam. Ne tefrit edersek nefse mariye teslim etti. Vasat ise Allah Resulü ve Kur'an'a teslim etti. Sünnet-i seni ve Kur'an. Açtın demektir. Ne oluyor? Burada orayı yaşıyorsun. Artık öyle bir gayen yok. Mesela kabrin, mesela kabri girişin üç modu var. İfrat, tefrit, vasat. Ümitsiz bakar. Tefriti, yani ifratı ümitsiz bakar. Tefriti tamamen ümitli bakar. Günah, sebah, günah rezil kadar. Ama tefrit modunda olduğu için acayip senden benden ümitli. Acayip bir abittir ama tamamen ümitsiz. O da ifrat modunda. Vasatı nedir? Haffer recadır. Hasan abicim bir şey sorabilir miyim müsaade varsa? He. Kısa olsun. Tamam abi. Cebrail aleyhisselam abi, Peygamber Efendimiz Muhammed aleyhisselatü vesselam Efendimizin beşeriyetini yani Ahmet aleyhisselamı miraca yükseltmiş abi. Yani bu velayetiyle giderken yükseltmiş. Risaletiyle değil abi değil mi? Yani evet. Böyle bakarsak eğer veliliğin en üst mertebesi acaba Cebrail abi. Cebrail ile olmak. Cebrail olmak değil, Cebrail ile olmak. Velayet. Peki ne yaptı? Oraya kadar. Velayetiyle Cebrail'in bulunduğu Lef-i Mahfuz'a kadar gitseydi Cebrail'leşmek olurdu. Ama Lef-i Mahfuz'u da geçince, Cebrail'i de geçince velayet, vilayet sahibi demektir. İstanbul vilayettir. Orada vilayeti yöneten vali vardır. Velayet demek vilayet sahibidir. Alemler, alem şehirlerinin valisidir. Orayı da geçti velayeti. Orayı da geçti. Rize'nin valisi olmakla İstanbul'un valisi olmak bir değil. Saat 4'e 10 var. Bir iki tane de okuyayım keseyim. Yani bu beşerin insan olan şey değil mi? Daha okumadık. Bunu izah etmedik ya. Okumadık da. Okumadık. Beşerin insan olma serüveni kuvve-i akliyesiyle ama kuvve-i akliyede Allah-u Alem gene vahiyle şey yapar. Tabi canım. Kuvve-i akliyeyi vahiysiz bir adım atamaz ya. Okuyayım böyle. Bir de okuyayım. 205 işaretleyeceğiz. Beşerin şehviye ve gazabiye kuvveleri kuvve-i akliyesine munkat ve mağlup olursa beşer mücadelesinden dolayı melaikeye tefevvük eder. Bitti. Okuyorum. İnsanın melaikeleri ve ruhaniyatlara tefevvük eden nispetinde melaikeleri geçip melekelerine sahip olur. Ona girecektim de dağıttık. Melaike demek melekelerin demektir. Melaikeler hariç mevcut tarafı. Melaikelerin bizdeki karşılığı melekelerimizdir. Malik olduklarımız latifelerdir. Melaikelere iman. Melaikeler mülktür. Melekelerimiz onun melekutudur. Meleke. Bak. Malikiyetlerimiz, malik olduklarımız, o sens. Kuvve-i şehviyesi ve gazabiyesi aklına munkat. Ne demek? İnkiyat edip boyun eğerse kim? Kuvve-i şehviye ile kuvve-i gazabiyesi aklına boyun eğerse ve mağlup olursa insan insan olur. İki tane. Kuvve-i şehviye, kuvve-i gazabiyesi, kuvve-i akliyesine tabi olursa insan insan olur. Bir şey söyleyeyim. Heh. Bu üç üç mertebesi vardı ya hepsinin ifrat, tefrit, vasatları. Acaba o münkat mağlup olan vasatlarını mı kastediyor, ifrat tefritlerini mi şey yapıyor? Yani vasat.
Zaten şöyle, dikkat yani et. Kuvve-i akliye münkat olan şehviyenin ifrat tefriti mi, vasatları mı? Şimdi, şimdi şöyle, çaprazlama yapılmaz. Niye? Kuvve-i akliyenin vasatı neydi? Kuvve-i akliyenin hikmet miydi? Neydi? Hikmetti. Bana söyler misin, iffetsiz, şeciatsız hikmet olsun? Olmaz. Yani iffetsiz olan hikmete tabi olarak kurtulur gibi mi acaba? Evet yani. Mesela şöyle yapayım mı? Şöyle yapayım da. Böyle bir şey farklı bir şey çıkar mı acaba? Bak şimdi. Şehviye. Şehviye cinsellik değil yani o. Aşırı istek. Yani hak ve hakikati ortadan kaldıran talep. Telefon hastalığı, elbise hastalığı, makam hastalığı, çok konuşma hastalığı, araba hastalığı, ikide bir eşine kanaat etmeme hastalığı. Hastalık. Kuvve-i gadabiye. Gadabiye. İşte, hadi işte. Ondan sonra kuvve-i akliye. Tamam mı abi? Bunun da tefrit, vasat, ifrat. Şimdi kuralım sistemimizi. Kurduk mu abi? Kuvve-i şehviyenin tefriti nedir? Humut. Humut. Vasatı? Şehviye. İffet. İffet. İfratı? Fücur. Fücur. Kuvve-i gadabiyeni? Tefriti cebanet. 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 Vasat abi? Şecaat. 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 İfratı? Tehevür. Tehevür. Vür. Kuvve-i akliyenin? Ne? Gabavet. Gabavet. Vasatı? Hikmet. Hikmet. İfratı? Celbeze. Tamam abi. Şimdi bu adalet. Bu şeytanet. Zulüm diyor altında. Zulüm. Zulüm. Ya da bu, karşıya zulüm, kendine zulüm diye yazmıştık. He. He şöyle. Kendine zulüm. Evet. Şöyle yazayım. Öyle ayırmış. Kendine zulüm, karşıya zulüm. Tamam. Dur. Şimdi bak, kuvve-i akliyesi hikmetli olursa bunları da otomatik çekiyor. Şimdi bununla alakalı bir hadisi kutsi var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'la olmuş. Adem aleyhisselam'ı anlatıyor. Diyor ki, ben diyor ahlakı. Var ya, ahlak şey yapmış, dur başka neydi? Ahlak, üç tane şeyi verdi. Cebrail aleyhisselam, Adem aleyhisselama geliyor. Hangisini alırsın demiş. Ahlakı mı? Aklı mı? Bir de neydi ya? Budiyet mi? He? Budiyet. Yok, bir şey almış. Bir bakar mısın? Üç tane, onsuz olmaz diyor. Mesela, ben anlatmak istediğim şuydu. Ahlak, aklı da iktiza ediyor. Mesela ahlaksız akıl. Şimdi şey demek istiyorum. Şimdi bu kuvve-i akliyesi, buraları yanlama, çaprazlama yapmaya gerek yok. Kuvve-i akliye, hikmet, iffetsiz ve şecaatsiz olmaz. Peki, iffetlidir. Efendim? Ve kuvve-i şehriye, İslamiye, kuvve-i
imanı elde eden, yani hani siz diyorsunuz ya, ayette geçiyor Hasan abi, kime hikmet verildiyse ona hayır verilmiştir. Hikmet ile diğerlerini elde edebiliyor. Diyebilir miyiz acaba? Taşır. Mesela bir insan iffetlidir arkadaşlar, iffetli. Yani hikmetsiz iffet olur mu? İffetin mazı. Ama galip değil, birbirine geçiştidir bunlar. Bu makamda bunu zikrediyor. Mesela bir insan şecaat sahibidir. Şimdi bu insanda hikmet de var, iffet de var. Efendim bunu kaldırsak bu ne olur? Öyle bir şansımız yok. Yani bunlar gayrimünfektir. Ayrılmaz bunlar. Niçin ayrılmaz diyor? Ruhun bedende yaşayabilmesi için sana kıyas yaptırmıyor. Ya sırf kuvve-i akliye alsak da bunu almasak mı? Hayır, öyle bir şey yok. Ruhun bu bedende yaşayabilmesi için bu alemde bu üç kuvve lazım. Burası nefsi emmaredendir. Şöyle yazayım. Farklı. Şurası nefsi emmare. Emmare tarafı. Burası şeytan tarafı. Sünnet tarafı. Seniye, yani fıtrat asliye. Asliye tarafı. Aslı. Şimdi diyor ki burayı alalım, tamam. Eğer niye melekler geçiyor? Ha? Kuvve-i akliye, hikmete sahip olursa niye melaikeleri geçiyor? Çünkü melaikede kuvve-i şeviye yok, kuvve-i gadabiye yok. Ama kuvve-i akliye var onda. Mesela Cebrail aleyhisselam lef-i mahfuzunun temsilcisi değil mi? Evet. Aklım değil. Şeviyesi var mı? Yok. Gadabiyesi var mı? Yok. Ama ben kuvve-i akliyemi bunlara rağmen vasata getiriyorsam geçiyorsun onu. Yani o iki tane motor kuvveyi taktın, onlarla daha yukarı çıkıyorsun. Daha yukarı fırlıyorsun bu sefer. Yani artı bir gaz veriyorsun. Çünkü meleklerde şehviye ve gazabiye yok. Peki cinlerde var mı? Bu nispette yoktur. Çok. Bir adım daha atarsa yarım diyor ya. Önce ne dedi Mehmet? Bir adım daha atarsam yanarım diyor ya Cebrail. Evet. Buna akıl değil mi? Yani bunlar bu sistemler çalışmadığı için yanar. Sadece akıl tutuyor. Evet. Akıl da tutuyor. Aklın temsilcisi o. Sırf hayatın temsilcisi İsrafil. İnsanın temsilcisi şuur vesaire. Mikail hadiseler. Sırf ruhun temsilcisi Azrail. Sırf aklın temsilcisi Cebrail. Sonu bakar mısınız? İl. İbrahim Aleyhisselam'ın ismi azamıdır, biliyor musunuz? İl. İlyada. İlyas. İl. Cebrail Mikail. Efendim Ali bir şey dedin abi. Bir de Hasan abi, bu zulüm kendine oluyordu, zalim karşıya. Hani sol taraftaki zulüm olsa, en sağdaki zalim olsa, daha önceki derste de öyle geçiyor. Zalim güzel. Karşıya. He. Zulüm kendine. Zaten zulüm kendine. He, zalim evet. Zalim evet. Bu doğru söyledi ya. Evet, doğru. Bu doğru söyledi. Evet, zulüm değil de zalim olur karşıya. Değil mi? Evet. Zalim olur. Aferin lan. Karşıya zulüm zaten zalim olur abi. Tamam onu dedi. Tamam değişmez ki. Aynı tamam yani. Zalim doğru. Kendine. Yok, zulüm kendine oluyor. Zalim şimdi karşıya oluyor zaten. Gene şey yapalım. Daha eski dersler mi? Zulüm. Zalimi içinde barındırıyor. Çünkü çoğul ya. Çoğul olunca tekili dağıldı. Tamam. Ama hatırlattın, çok iyi oldu. Şimdi niye Cebrail'i geçiyor? Gördün mü? Cebrail'de suç sistem var. Tek. İyi ki yazdık. Devam ediyorum. Size bir cümle söyleyeyim. Bu dersin güzelliğinin alakalı. İnsan noktalı virgül. İnsansız insanlaşamaz. İnsan noktalı virgül, insan virgül, insan, bak, insan insansız insanlaşamaz. Şu
insansız insanlaşamaz. Abi şimdi demek istiyoruz, insan adayı insansız insanlaşamaz. Bir de söyle, bir daha dur. İnsan adayı insansız insanlaşamaz. İşte yani insan adayı insan o daha olmadı olacağız demek istiyor. Beşer insan. Beşer insan gibi. Şey yani orada ben hemen nasıl, bunu deyince peygamber aklıma. Dur Gafur. Peygamber aklıma geliyor. Yani peygamberle peygambersiz olmaz yani gibi. Bir daha söyle neyi? İşte. Peygambersiz olmaz yani. Ha. İnsan peygambersiz insan olamaz. Aklıma geliyor. Harika. O zaman dur. Alacağım Gafur. Değil mi? Tabii, harika. Onu eklemem lazım. Şuraya. Şuraya parantez olarak. Ben hani o tarafını gördüm yani diye. Tamam. Belki tamam. Başka maksadınız var mı? İnsan, insansız. Şurası. Peygam. Yani niye peygambere iman? Ben size şunu demek istiyorum. Birbirimize insan olmak kadar diye ihtiyacımız var. Birbirimize insan olmak kadar. Dostun yok, kabire girdin. Hatta Allah bir kulunu affetmek isterse hadisi kutsu okudun. Bu tür şeyler hafızamda kalıyor. Diyor ki, affetmek istiyor. Hiçbir şey yok adamda. Ya diyor, benim sevdiğim. Tabii o da beni seviyor. O benim sevdiğim, o da beni seven. Bir alimin ismini söyle, onun ismi hürmetine affedeyim seni ya diyor. O gafil ediyor. Bak şimdi, peki birbirimizin adı. İnsan, sen, ben. İnsansız, peygambersiz, birbirimizsiz. Birbirimizsiz mi diyelim yani. Cemaatsız diyelim, tamam. İnsanlaşamaz. Adem Aleyhisselam en güzel delildir. Kendisi peygamberdir ama kendisi kendisiyle kendisi olamadı. Kendisi, Adem Aleyhisselam kendisiyle kendisi kendisi olamadı. Hava geldi. He? Hava. Evet, bak. Havası gelince, havası gelince hevası da arttı. Tamam. Adem Aleyhisselam bak, kendisi, kendisiyle kendisi olamadı. Kendisiyle kendisi, bak Adem Aleyhisselam kendisiyle kendisi olamadı. İlle insan. Devam edeyim. 4 oldu. Ya çok hoş Risale ya. Her geçen gün acayip. Hayretim artıyor. Hasan abi özel bir soru soracağım. Ha, dinliyorum. Bizden sonra dahil olduğumuz o iddian var ya. Biz doğru cevabı vermiştik. Hasan abi o rüyanızda hatırladığınız birinci soru var ya, hatırlıyor musunuz? Neydi o? Sesi yükselttin mi sen? En son mudur? Baktın mı? Tamam. Ne? Hangi rüya? Hani rüyada görmüştünüz ya iki soru. İma grubu soruları cevaplamıştı. Siz geç kaldınız biraz. Ha, bilmiyorum. Evet, o sizin birinci soruya sormuş vermiş olduğunuz cevap. Eğer bizden kopya çekip yazmadıysanız. Acaba şu birinci o yazdığınız insan insansız insan olamaz. Sen, bu cevap mıdır? O sorunun cevabı bu mudur yani abi? Evet, çok ilginç. Ne gördünüz abi? Evet. Soruyu da attırdılar, soruyu da. Biz okumadık onu. O yok, bir çok doğru, tuhaf bir rüya gördüm. Evet. Bir hafta önce. Karşıdaydım. Ama işin garip tarafı, rüya görüyorum. Rüyada kalkıyorum, rüya ki ezan okunuyor. Yani teheccüd. Anlatmak için teheccüd, yatıyorum, rüya görüyorum, rüya gördüm, bitmedi rüya, sabah namazına kalkıyorum. Sabah namazını kılıyorum, tesbihatlar uzun, sonra yorgunluktan yine yatıyorum. Kaldığı yerde rüya devam ediyor. Allah. Aynı. Acayip ve ya bu dedim unutacağım, unutmam diyorum, gene rüya değil mi ama... Rüyada gördüğümü de gene rüyada söylüyorum. Unutmamam gerekiyordu hepsini. Karıştı altı soldu. Yani rüyada görüyorum ya bunu uyanınca unutacağım dedim ya.
Ben dedim bunu yazayım. Acayip bir şey. Rüya mıdır değil midir? İşte öyle bir şey. Sonra o şekilde Allah beni uyandırıyor. Yani ve uyanık mıydı? Nasılsa hemen telefonu alıyor. Yatağımın yanında koyuyorum ki namazlara kalkayım. Uzağa koymuyorum. Yazmaya mazmaya öteki odada. Ondan sonra telefonu aldım. Ali Kabakçı, Ali sonra aradı. Abi durumun hepten iyi değil dedi ertesi gün sabah. Çünkü uyku kafası, tamam mı? O rüya psikolojisiyle unutmamak için aldım. Rüyayı anlatıyorum, unutmayayım diye. Düğmeye basabildim ama Allah'a şükür telefona. Yani ses kaydına basabildim, o kadar kafam çalıştı. Ondan sonra rüyada gördüğümü, Allah Allah, bir tanesini hatırladım. Yani aha bu Dima görüyorum rüyada. Dima grubunda katılanlar var. Dima grubunda katılanlar hepsi var. Hepsini net görüyorum. Sonra Dima grubuna soru soruyorlar. Ben de yokum ama. Neredeyim bilmiyorum. Ama şahidim. Ama hepinizi görüyorum. Dima grubuna soru soruyorlar. Dima grubuna diyorlar ki, size iki tane soru soracağız. Bakayım. He, yani bakayım nesiniz. Dima grubu. Sen dinlemedin değil mi oraya şeyi? Yok dinlemedim. Meclisin oranı attım ya. Ben bir şey ses atınca öyle bir şey atmam ya. Ben gördüm de müsait değildim o zaman. Ama o, o konuşma böyle canlı değil. Evet. Rüya psikolojisiyle. Ali bile endişe etti abi, bir durumun iyi değil dedi. Ondan sonra ben öyle dedim. Ya acayip yani. O kadar etkilendim ki. Hala ne? Ben tek tek demek istemem. Yalnız çok tuhaftır. Onlar ilgimi çok çekti. İki kişi. Hepsi burada olmakla beraber. İki soru soracağız dediler. İki soru soracağız diyorlar. Ondan sonra ben de yokum varım ama. Yani, hem varım hem yokum. Şimdi garip bir tarafı seninle baktığı için herkes var ama ya ben dedim ya bana da dediler ki sen de gir. Ama hepiniz yazdınız kağıdı masaya dosya şey kağıdı koydunuz. Onun rahatlığı var. İstisnasız hepsi yazmış. Yani yazılı sınav şeklinde. Tabii yazılı. Yazılı kağıt var. İki soru ama. Üç tane yok, bir tane de yok. Ondan sonra soru, ama sizde mükemmel bir rahatlık var, koydunuz. Ya dedim, bana bir sokmadılar beni ama, ya ben de gireyim dedim ya. Dedim ki, bana bir kağıt verin, ben de bu sorulara muhatap olayım. Ben de olayım. Ama ilk tarafım değildi, buna dahil değildi. Dahil oldum ben de. Ama keyif alıyorum dahil olmaktan. Ya kardeşim bana kağıt verdiler. Ya insan arkada tekim ya ben. İnsan yardım ederler yani. Hiç benimle, hiç kimse ilgilenmiyor. Hiç kim değil. Ha siz yaptınız ama. Kimse vermiyor. He? Kimse kopya vermiyor. Kim işi vermiyor. Ondan sonra böyle bakıyorum. Tam iki tane soru. Sağa döndüm. Herkes bir kişilerle mutlaka meşgul. Şurada aynı Osman'ın oturduğu yerde Osman şurada da gafır oturuyor. Diğerleri de herkes var. Onlar ilgimi çekti. Yani sınavla hiç şey yok. Şakalaşıyorlar, latifeleşiyorlar. Yani bir şeyin keyfini çıkarıyorlar. Soru belli mi abi? Soru, bak şimdi soru belli. İkincisi belli değil, bir tanesi. Böyle ama hepsi var. Ta Zeytinburnu'na belli olan hepsi var. Soru bir tanesi, iki tane soruydu. Bir tanesi şöyle. Sen kimsin? Yok, nasıldı dur. Akıllı olmadığı için sana nasıl? Sana hiçbir şey verildi. Ha! Sana insana hiçbir şey verildi. Bak sana insana hiçbir şey verildi. Hiçbir şeyle her şey oldu. Bak sana hiçbir şey verilerek hiçbir şey verildi. Onunla sen her şey oldun. O hiçbir şey nedir? Bayağı sor babaymış yani. Bu bir. Bir daha sonra sana bir daha söyle. Sana hiçbir şey verildi. Hiçbir şey verildi. O hiçbir şeyle her şey oldun. O hiçbir şey nedir?
Soru bir. İkincisi de vardı. Gelmiyor. Hala gelmiyor. Uyandım. Uyanana kadar vardı. Kayıt yapacağım. İki neydi ya? İki yok. Ha? Allah Allah. Çok da kapattım. Biraz da uykuları çağırdım. İkincisi de geldi. Ama gene. Kalktım gene yok. Gene. Demek ki bu bitmeyecek. Bu alemden gitmedikçe. Yani ikincisi tekrar verildi ama yok dedi. Uyandım tekrar. Hani kaydı kapattım. Tamam. Ya neydi ya? Neydi ya? Dedim ki ya Rabbi ver tekrar. Öyle yattım. Bir daha yattım onun için. Verildi. Uyandım. Gene alındı. Ama şunu diyebildim yalnız. O şeyime kalmış, iz kalmış. Acayip ya. Birinci soruya da benzemiyor hiç dedim. Hiç birinci soruya benzemiyor dedim ya. Fakat müjdeyi söyleyeyim. Herkes yazılıyı yapma keyfini çık. İnan. Emre abi ne yapıyor? Emre gene mesela kahve yapar, hizmet yapar, kamera çeker. Öyle acayip bir iş yapıyor. İki iş yapıyor. Hepiniz aklınız verdiniz dersin ama aynı zamanda kamera iş yapıyor. Yani sadece iş yapıyor. Ama dimağda hepsi vardı. Ben burayı okuyayım da başka bir madde okumadan. Ama size niçin ilgimi çekti biliyor musun Osman'la Gafur? Şöyle ben buradayım. Ama burası da değil yani. Aynı böyle. Ama bu şekil. Şu koltuktan, şu direğin orada. Öyle bir rahatlık ki. Aa ben yazıyorum ya. Diyorum ya hiç kimse de yardım bir şey de söylemiyor ya. Bu ne yazdılar acaba bunlar? Bunlar niye? Herkes ne yazdı? Nasıl rahatlar yani? Bu kadar nasıl rahatlar bunlar yani? Bir baktım Osman'la Gafur şey yapıyorlar, atışıyorlar. Muhabbet ediyorlar yani böyle. Ama herkes de, herkes birilerle sohbet ediyor. Orada da meyve yiyenler var. Yani işi bitirmişler, rahatlar. Azra cevabı bulamadın mı? Denizden o cevabı asarım. O işi bir şey yok. Yok, o sabar olur. Ya. Cevabı 155 derste. Evet. 155 ders yapıldı. 155 ders yapıldı. Bu grupta biri de Hasan abi sizin rüyayı bir gün önce bir kısmını görmüş, size mesaj atmış biliyorsunuz onu. O normal bir şey değil zaten. Aynı. Ha aynı. O bir gün önce. Ona benzer rüya şey görmüş. Bana mesaj atmış. Ne zaman anladım? Gene birisi ikaz etti. Onun şeyine girdim yazısına. İnan o kadar etkilendim ki telefonu kutluğa attım. Bu kadar birbirimize mi bağlıyız? Yani. Benden önce görmüş. Benim rüyamdan önce bir görmüş. Bir gün önce hemen görmüş. Evet. Ben bilmiyordum. Sonra açtım sonra. Birisi bana söyledi. O yazdıktan sonra Ali'm bir tanesi ikaz etti. Ya diyor Levent diyor sana böyle bir şey yazdı dedi. Ben de bir gireyim dedim. Ses kaydı da yapmış. Durumu hepten iyi değil. Evet. Eğer o rüyadan önce onu okusaydım hemen okumaklık, 40 gün okumaklık diyecektim. Meğer okumaklık benmişim ya. Yani bu kadar mı sonra dedim ki birbirimize mi bu kan bağlıyız? Ya burası suret be kardeşim. Takılma kabile mabirlere ya. Burası suret ya. Ha şurayı, şu şeyi bitireyim ki. 4'ü çelik geçiyor, 20 geçiyor. İnsan, insansız insanlaşamaz. Tamam. Aklı beş, niye söyledin? Birbirimizin kıymetini bilmek lazım. Siz benim için en büyük nimetsiniz. Ben de sizin için en büyük nimetim. Müslümanlar bizim için en büyük nimettir. Niye? İmanımı teyit ediyor. Peygamber'e zaten diyemiyorum. Bana nedir? Ancak iman eder. Başka ifadem yok. Nasıl nimet olduğunu tanımlayamazsın. En çok onun nesine hastasın? Şöyle gayreti olur, ciddiyeti olur, fedakarlığı olur şey mi? Ben onun imanına. Hasta değilim, hastayım. Yani böyle bambaşka bir şey. Neyse. Aklı beşer, ustanın nesine? Bu kadar manaları taşıdığı halde, aleminde açıldığı halde nasıl beşer gibi yaşamış? Ustadı da bunu anlayamıyorum. Burayı anlayamıyorum. İnan anlayamıyorum. Tartamıyorum. Kalkmıyor, kafam kalkmıyor. İnanın, kaldıramıyorum.
Yani bu manaları seyahat ediyor. Bunların alemine açılıyor. O alemi ziyaret ediyor. Ama beşer gibi nasıl yaşıyor? Anlamış değilim. Nasıl yapıyor? Onu da bilmiyorum. Nasıl oluyor? Anlamış değilim. Peygamber Aleyhisselam imanı ustadım bunu. Anlayamıyorum ya. Kaldıramıyorum. Nasıl oluyor? Demek ona uygun bir şey mi vermiş? Nasıl sistem yanmamış yani böyle? Garip yani. Tanımlayamıyorum yani. Ve düşünmek de istemiyorum. Düşünemiyorum çünkü. Ancak şöyle diyor. Ya Rabbi, sana nasıl yakışıyorsa ustadıma öyle muamele et. Bak, bismillah. Aklı beşer. Tamam. Ya. El Fatiha.